Kur'an'ın ışığında. Hazırlayan ve sunan Kerim Aytekin. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyenler, hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bugünkü programımızda ahirete imanı konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'in kendilerine doğru yolu göstereceğini beyan ettiği takva sahibi müminlerin sıfatlarından biri de ahirete kesin olarak iman etmiş olmalarıdır. Kur'an-ı Kerim ancak kendisini kabul eden, dediklerini tutan, yoluna uyan kimselere doğru yolu gösterir. Ancak onlara faydalı olur. Müslüman toplulukların işlerinin düzgün gitmemesinin, insanlık ailesi içerisinde en önde, en ileri olmaları gerektiği halde bu konumda olamamalarının temel sebebi de budur. Tabi olduklarını, bağlısı olduklarını söyledikleri Kur'an'ın emir ve tavsiyelerine uymamalarıdır. Maalesef. Böyle olmadığı takdirde, yani onun prensiplerine tam bir uyum sağlanamadığı takdirde sonuç alınamayacağını, fayda elde edilemeyeceğini bizzat Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Diyor ki bu kitap kendisine tabi olanlara, emirlerini tutanlara fayda verir, başkasına değil. Hüden lil müttakîn diyor. O kendi dediklerini tutanlara yol gösterir buyuruyor. Müminler de onun emirlerine aynen uyar, yasaklarından kesinlikle kaçınırlar. Onlar gayba iman ederler. Müminler gayba iman ederler. Yani gözleriyle bizzat göremedikleri halde eserlerine bakarak ve ondan gelen haberlere inanarak Allah'ı bilir, ona iman eder, emirlerini de aynen yerine getirirler. İşte asıl iman budur. İman bu demektir. Gözüyle gördüğü, beyniyle algıladığı bir şeyi kabul etmek zarureti vardır. Hani bazıları derler ya, gözümle görmediğim şeye inanmam. Gözüyle gördüğü, beyniyle algıladığı bir şeyi kabul etmek zarureti vardır. Böyle bir şeyi kabul etmeyenler aklından zoru olanlardır. İman, varlığı zahir olan, her yerde ve her şeyde hissedilen ama eşya gibi resmedilip algılanamayana inanmaktır. Mümin, kişisel görevlerini aksatmayan, günde 5 vakit namaz ve diğer ibadetlerini terk etmeyen kimsedir. Mümin, Allah'ın kendisine ihsan etmiş olduğu maddi imkanlar hususunda cimrilik etmeyip, onlardan ihtiyaç sahiplerine veren kimsedir. Mümin, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği tüm haberleri aynen kabul eden ve daha önceki peygamberlerin getirdiklerine de iman eden kişidir. Ve de mümin, ahirete de kesin olarak iman eden kimsedir. Konu başlığımız bu ya, ahirete de kesin olarak iman eden kimsedir. Ve mümin işte bu haliyle kurtuluşa eren kimsedir. Mümin işte bu inancının, yani giden hiçbir kimsenin gelmediği bir aleme kesin olarak inanmış olmasının mükafatını da görecek olan kimsedir. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. İşte Rablerinin doğru yolunda olanlar bunlardır. Kurtuluşa erenler de bunlardır. Bakara 5. Onlar Rablerine kavuşacaklarını ve tekrar ona döneceklerini idrak edenlerdir. Yine Bakara suresi 46. Müminler Kur'an-ı Kerim'in kendilerine öğrettiği şu duayı çokça zikrederler. Rabbena inneke cami'un nasi li yevmin la raybe fih. İnnallâhe la yuhliful mi'ad. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen geleceğinde şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Ali İmran 9. Geleceğinde şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Geleceğinde şüphe olmayan o gün işte ahiret hayatıdır. Mümin buna kesinlikle iman eder. Müminler geleceğinden hiç şüphe etmedikleri ahiret için çalışırlar. Onun hesabı içerisinde olur, o yüce ideal uğruna gayret gösterirler. Dünyanın geçici süfli menfaatleri onları kandıramaz ve asıl görevlerini hiçbir zaman unutturamaz. Ahirete imanı ve onun için yapılması gereken hazırlığı terk edenlerin halini de haber veriyor Cenab-ı Hak. Ahirete imanı ve onun için yapılması gereken hazırlığı terk edenler, bu hazırlığı terk edenlerin halini bize haber veriyor Cenab-ı Hak. فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ ف۪يهِ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Geleceğinde şüphe olmayan günde onları topladığımız ve herkesin kazandığı kendisine tam olarak verilip hiçbir haksızlığa uğratılmadığı zaman onların halleri ne olacak? Ali İmran 25. Onlar orada nasıl bir durumla karşılaşacaklar? Ne olacak onların hali? Kim kurtaracak onları? O halde niye akılsızlık ederler? Neden yazık eder bu insanlar kendilerine? Bunlar, yine buyuruyor Cenab-ı Hak, mealen arz ediyorum, bunlar mallarını gösteriş yapmak için harcarlar. Allah'a ve ahiret gününe iman etmezler. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Nisa 38. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları çok iyi bilendir. Nisa 39. Ahirete iman etmeyen, o husustaki kabulleri sathi olup her şeyini dünya metaiyle değerlendirmeye bakanlar ayrıca büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar. Bunu da haber veriyor Cenab-ı Hak bizlere. Onlar bu halleriyle her türlü tehlikeye açık ve maruz durumdadırlar. Kanmaya ve dünya varlıklarına, dünya metaına meftun olmaya, bu konuda söylenecek sözlere de çokça inanmaya mahkumdurlar buyuruyor. Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri dünya ile ilgili süslü sözlere meyleder. Onlardan hoşlanır ve böylece yapacakları yanlışı, işleyecekleri suçu işlemeye devam ederler. En'am suresi 113. ayet-i kerime. Ne kadar tehlikeli bir durum. Ahiret hesabı içerisinde olmayanlar, ahirete iman etmeyenlerin kalpleri dünya ile ilgili süslü sözlere meyleder. Onlardan hoşlanır ve böylece yapacakları yanlışı, işleyecekleri suçu işlemeye devam ederler. Ahirete imanı olmayanın bu dünya ile ilgili olarak yaptığı her şeyin boş olduğu, hiçbir kıymetinin olmadığı da beyan ediliyor, haber veriliyor. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayetlerimizi ve ahiret gününe kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa gitmiştir. Ayetlerimizi ve ahiret gününe kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa gitmiştir. Onlar yaptıklarından başka şeyle mi cezalandırılacaklar? A'raf 147. Ahiret hesabını iyi yapamayan, bu hayatın sonunda başka bir hayat olmaz gibi düşünen ve görenlere, böyle düşünenlere bir uyarı var. Cenab-ı Hak uyarıyor. Onları bir araya topladığımız gün dünyada sanki gündüzün bir anı kadar kalmış olduklarını sanacaklar. O gün aralarında tanışacaklar. Allah'ın huzuruna çıkacaklarını yalanlayanlar o gün hüsrandadırlar. Çünkü onlar doğru yolda değillerdi. Yunus 145. Evet, ahiret hesabı içerisinde olmayanları bekleyen bir tehlike daha var. Bunlar hem inkarcı hem de kibirli olurlarmış. Cenab-ı Hak böylelerinin ahvalini bize beyan ediyor. Böyle olmanın tehlikesine dikkatimizi çekiyor. Nasıl olurmuş ahiret inancı olmayan, ahirete imanı olmayan insan nasıl olurmuş? İlahukum ilahun vahid. Fellezine la yu'minun bil ahireti kulubuhum munkiratun ve hum müstekbirun. Kulubuhum munkiratun ve hum müstekbirun. İlahınız tek bir ilahtır. Bununla beraber ahirete iman etmeyenlerin kalpleri inkarcı, kendileri de kibirlidir. Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri inkarcı, kendileri kibirlidir. Nahl suresi 22. ayet-i kerime. Bizi herkesten iyi bilen, bizi bizzat var ettiği için, bizzat yarattığı için hamurumuzu, çamurumuzu, her şeyimizi takdir buyurup bize ruhundan üflediği için bizi herkesten iyi bilen Cenab-ı Hak Celle Celaluhu işte bizi uyarıyor. Nasıl bir mahluk olduğumuzu bize, bizi bildiriyor. Eğer siz ahiret hesabı içerisinde olmazsanız, ahiret imanı var ya, eğer böyle bir imanı taşımıyorsanız büyük tehlike içerisindesiniz. Kalpleri inkarcı, kendileri kibirli. Allah muhafaza etsin. Halbuki ahirete imanları sağlam olanlar her türlü iyiliğin ve güzelliğin temsilcisi gibidirler. Her türlü iyiliğin ve güzelliğin temsilcisi gibidirler. Buna da işaret buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Onlar namazlarını emrolundukları şekilde eda ederler, zekatlarını layık olanlara verirler ve ahiret gününe de kesin olarak iman ederler. Lokman suresi 4. ayet-i kerime. Ahirete imanı konuşuyoruz. İman esaslarımızdan birisi. Ama dikkat etmek lazım. Bunun hesabı içerisinde olmak lazım. Bunun hikmetlerini düşünmek lazım. Her şeyden önce ölümü ve her şeyden önce ahireti düşünmek icap eder. Daha birçok ayet-i kerimelerde, başka ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak bu hususta da bizi uyarıyor ve önce ölümü ve ahiret hayatını düşünmemizi emir ve tavsiye buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ. Müminlerin sıfatlarından bir tanesi. وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ. Onlar hesap gününe iman ederler. Onu tasdik ederler. Ahirete iman işin esası, işin temeli. Ebedi olan hayat için hazırlanmanın temel şartı bu konudaki imandır. İnşallah bütün insanlar Rablerinin tavsiyesine uyarlar. Ahirete iman hususunu devamlı teemmül ederler ve oraya hazırlık içerisinde olurlar. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Amin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Bir dahaki programda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun kıymetli dinleyenler. Kur'an'ın ışığında hazırlayan ve sunan Kerim Aytekin.